Nazif! Nazif! Nazif neredesin? Ne Ahmet? Bulamadın mı bizim yumurcağı? Bir çek bunu buldum. Çıkarım ben şimdi onu deliğinden. Ahmet! Nazif madem çıkmıyor, onun tatlarını da biz yiyelim. Ne yapalım? Hakkını kaybetti. Yok Orhan abi, her yere baktım ben. Çıkar çıkar şimdi. Dayıcım vallahi bak tatlılar gidiyor. Sonra ağlarsın. Yenisini de almam, haberin olsun. Nazif! Gidip durduralım. Hafsalam almıyor. Mahir nasıl yapar bunu? Gidip soralım işte. Dur kızım. Neden? Ben sonra konuşurum Mahir'le. Ne konuşacaksın? Gidip çıkalım karşılarına. Neyse ne bitsin artık. Tamam. Bitsin. Ayten. Ayten. İyi misin kızım? Ayten kendine gel. Ayten. 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 Birine bir şey oldu galiba. Bir bakalım mı? Olur. Önemli değildir inşallah. Affedersiniz, birine bir şey mi oldu? Evet, biri bayılmış ama kendine gelmiş, iyiymiş. Ha, peki sağ olun. Gidelim o zaman. Hı. Kızım, bir ürün al kızım, iyi gelir. Yok baba. İstemiyorum, içmeyeceğim ben. İyiyim ben. Nazif! Hadi ama artık tamam. Bitti oyun boyun. Bak şakayı kaka yapıyorsun. Nazif diyorum! Nazif! Gel abicim gel. Belli ki Nazif Efendi çıkmış gitmiş parktan. Nereye gitmiş ki? Ne bileyim ben. Anca dayısını işkence etsin. Hadi sen evine git, ben bulurum onu. Mektubunu ziyadesiyle duygulanarak okudum. Uzun uzun düşündüm nasıl yazmaya başlayacağımı. Başlangıçlar kolay olmalı oysa değil mi? Nefes alır gibi, adım atar gibi. Oysa ben öyle bir eşikteyim ki, nefesimi tutmuş donup kalmışım sanki. Öyle engeller var ki önümde aşamıyorum. Meydan okuyup sıfırlayamıyorum. Sıfıra etkisiz derler ya, yanlış. Sıfır her şeyin başlangıç noktasıdır. Orada durursun. Ya adım atarsın, var olursun. Ya da yok olursun. Sana son gül demek yüreğimden dökülmüyor. Sevdiğim demek korkutuyor. Ben de suskunluğa sığındım. Çünkü bizim bu sevdayı yaşamamız çok güç. Hayatta bir iyi tesadüfler vardır, bir de kötü tesadüfler. Bizi karşılaştıran hangisi bilemiyorum. Lakin ne kadar senden kopmaya çalışsam da başaramıyorum. Sen mektubunu karanlıkta yazmışsın ya, ben hep karanlıktayım. Oysa güller aydınlıkta açar son gülüm. Sevda güneşin altında yaşanmaya layıktır. Şimdi söyle bana, sen ki öyle nadide bir gülsün, rüzgarı karşına alıp engellere inat, karanlıkta sevilmek ister misin? Güzel sabahlar sayın abim, güzel sabahlar. Bu Çanakkale filmine bana 3 tane bilet. Lordlar kamerasından en güzel yerden abicim. Yolun sonu. Talebe mi? Talebe.
Çiçekler de yakıyor. Gül yüzlü mü? Abi ben bu işten anlamadım. Hani Nazif Kara idam edilecekti? He? İntikam alacaktık. Mahir de canı kadar sevdiği birini kaybedecekti. Kan kardeşimizin kanı yerde mi kalacak Necdet? Biz... Derdimiz, davamız bu. Necdet, biz Mahir'in canını yakalım diyoruz. Sen adamın kardeşini işe alıyorsun Neci o. Nasıl iş bu ya? Biliyor musun İbrahim? Büyük kafalar büyük düşünüyor. Küçük kafalar da küçük düşünüyor. Ben büyük düşündüğüm için burada oturuyorum. Sen küçük düşündüğün için bu haldesin işte. Ağır oldu Necdet. Yavaş gel, ağır oldu Necdet. Biz bu veledi niye kaçırdık İbo? Niye kaçırdık? Bana bir alt anlattığın mı var Necdet? Niye kaçırdık biz bu veledi? İşimiz bittikten sonra istersek Haliç'ten sallarız. Bakalım yüzme biliyor mu velet? Sen bize bir kahve söylesene, afyonumuz patlasın. İşimiz ne bizim peki, bu veletle? Niye kaçırdık bizim bu? Sen demedin mi? İşimiz var demedin mi veletle? Ha? Ondan sonra Halice'yi atarız dedin. İşimiz ne veletle bizim? Alo. Neden hala müjdemi alamadım Necdet? Hı? Yoksa yine mi eline yüzüne bulaştırdın? Her şey tıkırında abi. Velet elimizde. Benden haber bekleyeceğin lazım. Nerede kaldı kahveleri bu? Aslan, kim o? Ben ne zaman tanışayım? Hiçbir zaman tanışamayacaksın İbrahim Bey. Kahvesi nerede acaba? Emredersin Barut abi. Emredersin. Emredersin. Kahve verin lan. Adliyeye gidiyoruz değil mi? Çok mu davam var bugün? Yok, aksine evrak işim var sadece. Hı. Eğer sinemaya gidelim dersen iznimi kullanabilirim yani. Ha, yok. Rehavete kapılmam dedik ya. Şu Nihan Hanım'a bir de birlikte mi gitsek diyorum. Sonuçta duruşmaya az kaldı. Nihan Hanım cinayet için mühim bir tanık olabilir. Henüz bilmiyoruz. Evet, haklısın. Bence de gidelim. Hem belki adadaki evi kim neden dağıtmış o biliyordur. Böylece Süleyman abinin cinayet failine de ulaşmış oluruz. Ali yavaş, sakin ol. Affedersin Feride. Selam Koyunç, hoş geldin. Nazif buralarda mı? Yok. Ne kayboldu bu şık sıpası? Bir saattir deli etti beni. Bakmadığım yer kalmadı vallahi. Var mıdır böyle huyları? Ne bileyim, eşek şakası mı yapıyor, ne yapıyor? Valla kusura bakmayın işte. Senin oğlunsa benim de yeğenim. Bulursam çok fena yapacağım sıpayı. Yok Orhan. Nazif haber vermeden bir yere gitmez. Hiç öyle huyları yoktur. Geçiyor aklından senin. Kaçırdılar oğlumu. Alıp götürdüler Nazif, Orhan. Dur. Dur, ver veleye verme hemen ortalığı, dur.
Sen kimseye hiçbir şey söyleme. Bir bakalım iyice her yere. Ablama falan hiçbir şey söyleme. Tamam mı enişte? Sevdiğim. Bak korkmadan yazıyorum işte. Sevdiğimsin. Satırlara dökmesem de saklayamam ki. Duyulur yankısı saklanan sevdanın. Karanlıktan korkum yok benim. Senin elinden tutuyorsa elim ve seninle çarpıyorsa yüreğim, engel dediğin ne olabilir ki? Hem kanatlanan yüreğin aşamayacağı engel mi var? Ben karanlıkta da açarım tomurcuklarımı. Yeter ki aşkını benden esirgeme. Nazif'i parktan alıp bir berbere götüreyim. Tamam kız. Papaza döndü çocuk, bir aklanıp paklansın. Tamam. Sen de gel. Babam da yok hazır. Yok kızım. Daha yeni kavuştu adamcağız evine. Kapıyı çaldığında karısı açsın. Doğru diyorsun. Ben de işimizi hemen halledip geleceğim. Babam şimdi Nazif'i de arar. Hmm. Dizinin dibinde olsun torunu. Sen git dinlen. Konuşuruz sonra. Baba, Mahir'le konuşacaksın değil mi? Bu rezalete bir son verdirteceksin değil mi? Ben Mahir'le konuşurum. Bunun hesabı verilecek. Sen merak etme. Hadi kızım, kal sağlıcakla. Evde yoklar galiba, her yer kapalı. Ben geldiğimde de böyleydi. Kim o? Nihan Hanım, İstanbul Adliyesi'nden Feride Şahdoğlu ben. Süleyman Bey mesai arkadaşıyız. Merhabalar. Nihan Hanım'ın kızısınız sanırım. Annenle görüşmemiz gerek. Evde yok mu? Yok. Çarşıya gitti. Postaneye uğrayacaktı. Ne zaman gelir? Bilmem. Ama gelmez daha. İşleri vardı. Senin adın ne? Mahperi. Mahperi, siz adadaki evden buraya taşındınız değil mi? Hı hı. Evimiz oradaydı. Mahperi, annen geldiğinde İstanbul Adliyesi'nden Feride Şahdoğlu geldi der misin? Bizim kendisiyle görüşmemiz gerek. Bir iki sualimiz olacak. Adliye gelip bir çayımı içerse sevinirim. Peki. Söylerim. Teşekkürler. İyi günler. Selam.
Bütün gün burada bekleyemeyiz, gideceğiz. Ne adliye gelmezse? Gelecek. Gelmezse biz getiririz. Vallahi bu kez bir terslik çıkarsa araya karbon kağıdı koyup hepinizi beraber... Gerekirse çocuğu yere çimentolayın. Gene de kaçırmayın elinizi. Kardeşim bu bana müsait değil. Hadi Rıdo, ben arayacağım seni. Kapat. Hayırdır Bülent kardeş? Bu neydi bu celal? Nezdet kusura bakma. Ama ocağıma öyle bir ateş düştü ki. Hayırdır, ne oldu? Nezdet. Ya benim Nazif. Oğlan kayıp. Yer yarıldı, içine girdi sanki. Yapma. Ya Necdet, şimdi benim bu gevezeye borcum var ya. Hani tapuyu verecektim, vermedim ya. Ya benim oğlanı geveze kaçırmış olmasın. Ya vallahi geveze böyle bir şey yapmaz. Karıya, çoluğa, çocuğa karışmaz. Racondan dışarı çıkmaz demek isterdim ama yapar. Kıyarın önde gidenidir. Şerefsizin tekidir. Nerede bir vukuat, orada o. Vallahi billahi küçük Nazif'imiz onda olabilir. Elif, Nazif'i gördün mü? Yok etmez teyze, Nazif gelmedi. Allah Allah. Gülsem haber vereyim mi? Eve gelsin mi? Yok kızım, ben bulurum. Ne oldu Feride, iyi misin? Arabada da hiç konuşmadın. Bu kız bence Süleyman abinin kızı. Bugün iyice emin oldum. Nereden anladın? Çok benziyor Süleyman abiye. Ne kadar da güzel bir kız değil mi? Ayrıca Mahperi Süleyman abinin annesinin ismi. Bayağı uzun zamandır birlikteler o vakit. Öyle görünüyor. Hiç anlatmadı Süleyman abi. Ben de anlamadım. Anlatması kolay olmasa gerek. İkili hayat kurmuş kendine. Evet. Asıl Lale Hanım nasıl anlamadı ona şaşırıyorum. İnsanın sevdiği kocası gözünün içine baka baka yalan söylese anlamaz mı? Bazen kör olabiliyor demek ki insan. Vallahi kardeşim, hiç görmedim ya. Tamamdır abi. Sağ ol. Orhan. Bir vukuat yok değil mi? Yok canım, ne olacak? Nazif'in yaramazlıkları neticede. Mutlaka bir gören olmuştur. Ya Nazif'i herkes tanır sonuçta. Eyvallah. Nazif! Ne tatlı yeğeniniz var. Maşallah. Allah bağışlasın. Sağ olun. Cümlemizinkine. Ne yapıyorsun bu kimse? Ufaklık. İyiyim. Uçak oldum. Hadi gel beraber uçak. Yasin komiserin aldığı ifadelerden hiçbiri işimize yaramaz Salim. Belki Nihan Hanım geldiğinde durum değişir. Ya bakarsın, o gün bir şeyler görmüştür. Duruşmaya kadar eğer bir şey bulamazsak bu dava iyice çetrefilleşecek. Nazif karaya mı kalacak cinayet yani? Buyurun. Feride Hanım, Salih Bey. Hoş geldiniz Savcı Bey, buyurun. Savcı Bey, biz biraz dersimize çalıştık Salih Bey'le. Ayrıca size söz ettiğim gibi Nihan Hanım'ı görmeye gittik fakat evde yoktu maalesef. Öyle mi? Evet. Ben biraz elimi sıkı tutmak istiyorum. Çünkü biliyorsunuz Nazif Bey'i
Başka bir katil olma şüphesiyle tahliye ettik. Şimdi sıra o kişiyi bulmada. Bu yüzden gerekirse soruşturma baştan başlatılmalı. Nasıl baştan? Hakime Hanım cinayet günü adliyeye gelen herkesin tespitini istiyor. Tabii ifadesinde. Neticede biri tanık da olabilir, katil de. Salih Bey, benim zamanımda stajyerler öğrenmeye çalışırdı. Öğretmeye değil. Niyetim o değildi Savcı Bey. Savcı Bey, Salih Bey bu dosyada biraz daha faal çalışıyor. Zira mevzumuz bu değil. Ben bu ifadeleri sizden en kısa zamanda bekliyorum. Ayrıca bu soruşturma içinde bütün emniyet güçleri seferber edilsin lütfen. Ben bunun için ayrıca bir yazı yazdıracağım zaten. Hakim Hanım, buna ne zaruret var anlayamadım. Samanlıkta iğne aramak bu. Neticede bir şey gören olsaydı gelip anlatırdı zaten. Hüseyin Bey, siz bu dosyayı daha yeni aldınız. Bana itimat edin. Bu davada akıl almaz şeyler oluyor. O yüzden hiçbir teferruat atlanmamalı. Bu dediğinizi yaparsak zira vaktimizden çalacak. Lüzumsuz mesai. Lakin yapacağım. Müteşekkirim. Müsaadenizle. Ne yapıp edip bu soruşturmayı yaptırmalıyız? O bir savcı Salih. Ben onun patronu değilim. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Biz Turgut'u mumla arayacağız. Geçen gün müşteriye içki veriyorsun. Parmağın bardağın içinde. Bu nasıl işlem? Dikkat edin biraz oğlum, kafanızı kıracağım. Sen de ayakkabılığına bak. Dağıl herkes işinin başına. Hayırdır olsun? Yok bir şey yok. Bir şey yok. Yoksa okula yollan hadi bakayım. Necdet gergin bak, alır ifadeni, okulu kırmışsın. Şibo. Bak görmedim beni ha. Yokum ben. Şşt. Anne baksana birader. Ensende mi gözlerin? Bak ya. Necdet odasında mı? Ha. Kim bu? Mahir'in gütçüğü. Kibar'ın oğlu. Nakla bir bana gel. Hayırdır Orhan, sen silahı ne yapacaksın? Yeğenim kayıp. Kaçırıldı belki de. Hadi ya. Kim kaçırır ki o kadar küçük çocuğu? Bilmiyorum. Bilmiyorum ama bulacağım. Bulunca da anasını belleyeceğim. Sen ver. Silahı ver. Vallahi böyle de bilmiyorum ki. İğneyle kuyu mu kazıyoruz acaba? Acaba ben de mi lazım? Gerek yok. Hallederim ben. Var zaten şüphelendiğim biri. Bir dakika. Kimmiş? Söyle beraber gidelim. Dolanıyordu Nazif'in etrafında. Uyanamadım tabii. Böyle orta boylu, sakallı, pis, esmer bir herif. Neyse. Bir ihtiyaç olursa haber veririm ben. Sağ ol. Şurada doyu çağır. Onu bir aşağı çekelim bakalım. Hıyar. Ne yaptı yine? Az daha işin içine ediyordu. Bulandırmadan temizleyelim. Devam. Sen nasıl çocuk kaçırırsın lan? Ne diyorsun lan sen? Söyle. Söyle çocuk nerede? Ne çocuğu oğlum? Bana bak. Kardeşim demem bu kalkan eli var ya, kırarım. Bak, o çocuğa bir şey yaparsan... Oğlum salak salak konuşma, ne çocuğu? Mahallelerin evine de o yüzden girdin değil mi? Şimdi senin var yedi cedini burada... Çocuk kaçırmadım diyorum sana. Yürü okula git.
Okula git, benim asabımı bozma saçma sapan konuşup. Git! Okula mı? Gel atalım, gel gel. Yok. Bugün okul yok. Oğlum. Allah Allah. Okul niye yok lan? Bayram mı bugün? Yürü yürü, hepsi de bize atar yapıyor. Rıdayı bulalım, yürü. Görüşmek üzere. İyi günler. İyi günler. Mustafa abi merhaba. Merhaba. Bülent'e baktım ama dükkan kapalı. Az önce buradaydı, bilmiyorum. Peki sağ ol. Görüşmek üzere Mustafa abi. İyi günler. Koştur, koştur. Dükkan da kapalı. Ya şey, mal satmıştım da alacağı tahsile gidiyorum. Ay çok sevindim. Gördün mü bak, babam nasıl uğurlu geldi bize. Şey, ben zaten geciktim. Hiç bekletmeyeyim adamı. Tamam peki. Ha Bülent, Orhan Nazif'i parka götürecekti. Gittim baktım yoklar, o yüzden geldim pasaja da. Biliyor musun sen neredeler? Yok bilmiyorum. Yani sen de merak etme. Orhan Nazif'i... Kanlıca'ya yoğurt yemeye götürecekti. Ha, o da özlemiştir Boğaz'ı diye herhalde. İyi peki, hadi tutmayayım ben seni. Vallahi Orhan, adam bütün gün oturdu. Biraz sohbet ettik. Kardeşin çay ocağı varmış. Sen çay ocağı mı dedi, öyle bir şey. Eyvallah. Kaymak süper abi. Eyvallah. Ya ben dün çok içmişim ya. Ya sen şu Süreyya ablayı ara da bir bayan arkadaş göndersin. Belim başım ağrıyor, böyle bir güzel masaj yapsın bana. Yarasını aldım de. Eyvallah. Ahmet! Sen ne yaptın? Hadi gidelim tapuya. Ne istersen yapacağım. Yeter ki oğlumu geri ver. Yani sen... İyi de sözünde durmayan sensin. Ya geldim işte. Hadi gidelim tapuya. Hemen devredeceğim dükkanı. Yeter ki Nazif'im evine dönsün. Fikret, sen abiyle tapuya git. Dükkanı üstüne devral. Nazif? Şimdi Fikret tapu senedini bir getirsin. Bir onu göreyim, koklayayım. Ondan sonra biz de üstümüze düşen görevi yerine getiririz. Hadi kardeşim, hadi. Keriz lan bu herif. Peki, ben bu durumu Yasin'e anlatayım mı? Biz cinayet gününü didik didik edelim mi? Sizin soruşturmanızsa eğer bu, benim karışmam doğru olmaz. Sonuçta hususi görevdeki zatların alanı farklı, bizimkisi farklı. Ama eğer haberim olmazsa mesleki ahlaka mugayir de olmaz. Anladım Hakim Hanım. Teşekkür ederim. Salih, ben senden bir şey isteyeceğim. Oturabilir misin? Endişelenmeli miyim? Ha yok, işle ilgili.
Sonuçta ikimiz de burada stajyer avukat olmadığını biliyoruz. Belki seni meşgul edeceğim, belki davandan geri bırakacağım ama sonuçta sen görevini çok iyi yapan birisin ve benim senin yardımına ihtiyacım var. Görevi mesleği boş ver. Sen ne istersen yaparım. Bu bir cinayet davası. Yalnız biraz karışık. Eğer el atılmazsa ya intihar ya da kaza denip dosya kapatılacak. Ama içimden bir his bunun bu kadar olmadığını söylüyor. Adam karısını öldürmüş. Bana yardım edecek misin? Daima. Arkadaş, senin bir abin varmış. Nerede bulurum ben onu? Hayırdır? Ne işin var abimle? Öyle, aramızda. Bilmiyorum nerede. Sağ solu belli olmaz onun. Öyle değil mi Cengiz abi? Çay kalsın. Eyvallah. Değil mi arkadaşım? Aldığınız işte tapuyu. Oğlumu vereceksiniz değil mi? Tabii ki Bülent kardeş. Sen şimdi eve git. Çocuk arkandan gelir. Hadi bakalım. Olur mu öyle şey canım? Birlikte gidelim, oğlumu bana verin. Ahmet abiyi kızdırmasak istersen he? Sen şimdi eve git. Çocuk arkandan gelir. Tamam mı koçum? Kafa kağıdını verseydin Rıdo. Hı? Gelmiş seni tarif ediyor. Yok abi. Vallahi uzak durdum. Allah Allah. Bu herif seni falda mı gördü acaba? Peşimde dolandı diyor. Tamam abi. Çıkarım işten. Siz gene depoyu kullanmaya devam edin. Ben ortalardan kaybolurum. Ben de öyle düşündüm biliyor musun? Biz depoyu kullanmaya devam edelim. Sen de ortadan kaybol, Rıdo. Aynen, aynen. Sen de ortadan kaybol. Bunu böyle bıraksan... Bir gün boyunca kanı akar. Biliyorsun değil mi? Bilmem mi, bilmem mi? Alın şunu götürün, belediyenin çöplüğünü atın. Orayı pislesinler. Ulan koyun gibi kesti adamı ya. Ulan. Ulan öldü. Öldü de götür. Bakın lan bir buraya! Kolay gelsin Bahar. Salih Bey. Buyurun. Savcı Bey'den dosyalar geldi. Polis soruşturması, tanıkların ifadeleri ve savcının iddianamesi. Haftaya duruşma var. Bu dosyaları okuyup rapor yazmanızı rica edeceğim. Pekala Hakim Hanım. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Sağ olun Selim.
Salih, ben sana diyeyim, senin bu staj hayatta bitmez. Feride Hanım bırakmaz seni. Başımıza kalacaksın. Kız çitlenmek. Sözün yüzünde diye kıyamıyorum sana. Ama yapma böyle. Kusura bakma Salih. Biz seninle samimiyiz ya. Onun için takılıyorum ben sana. Şşş. Efendim. Salih. Salih sana. Alo. Mahir, ben Erdal. Baban aradı, hemen dükkana gelsin dedi. Hayırdır abi? Bir sıkıntı mı var? Vallahi bilmiyorum aslanım. Lakin sesi iyi değildi. Tamam, geliyorum ben. Ben çıkıyorum abi. Tamam. Buyurun. Salih, dosyayı bitirdim değil mi? Gerçekten burada küt diye düşer bayılırım. Yok. Benim bugün biraz erken çıkmam gerek. Haber vereyim dedim. Ha. Öyle mi? Kötü bir şey mi var? Yok öyle, merak edeceğim bir durum yok. Peki. Akşam geleceksin ama değil mi, söz verdiğin gibi? Merak etme. Sana kolay gelsin. Sana da. Salih. Hani sen arabada bugün bana bir şey söyledin ya. Onu bir daha söyler misin? Neyle alakalı? Boş ver, ben bunu söylemedim say. Gerçekten hatırlamadım Feride. Söyle, ne olacak? Yok, benim ağzımdan kaçtı öyle. Yanlışlıkla söyledim yani. Bakma bana öyle, utanıyorum. Utanmak sana çok yakışıyor. Feride. Çok fenasın Salim. Sen de çok güzelsin. Hoşça kal. Hoşça kal. Gelmediler mi daha? Gelmesi lazımdı. Yok. Yere takıldılar herhalde. Ah Orhan, insan bir haber verir değil mi geç kalacaksa? Sen hallettin mi işini? Hallettim. Bak, sütlaç yaptım Nazife. Gelince çok sevinecek.